metrodan çıkıyorum da şu güneşin güzel halini göstereyim dedim size. Batıyor. Tam denizin üstünde. Çok güzel. Asya'nın yatağına uzandım. Asya bir yandan bilgisayar seyrediyor. Ben bir yandan dizimi seyrediyorum. Bu küçücük odada neler neler yapıyoruz ve bir yandan da Asya yarınki gezisi için elbise seçiyor. Bana gösteriyor. Ya uzun kolu olması lazım değil mi? Orası kapalı. Vallahi bilmiyorum. Ben şöyle bir şey düşün. Bakayım. Şu elbisem şöyle. Şu elbisem üstüne de bu ceket. İşte anne. Şu parmağına ne oldu? Yok boya. Ha, ay kanadı zannettim. Ben ya aslında bunu size bir Nisan şakası yapmak için boyadım. Ya bak sen şakacı ya. Canım benim. Vallahi güzel. Güzel. Ama yine de içine kollu bir şey giyersin. Ceketini İçime beyaz çıkartınca... bir şey giyerim ama. İçime beyaz bir şey giyeyim çünkü sıcak tamam, beyaz. Beyaz kollu şeyini al. Altına da bir çorap. Buma sen ne musun? Değil. Ben gezeceğim tişörtünü aldım. Ben gezeceğim tişörtünü aldım. Hadi bakalım. Bakayım bulabileceğim şimdi. Anneciğim orada değil. O beyaz şeylerin o raf şuradaki ha, şeyde raf bölümünde yani. Bugün günlerden pazartesi. Eve geldik. Dün yemek yapmıştım. Kapuska yapmıştım. Yedik. Heh, bak o mu? Aç bakayım. Kısa. Ya o değil. O değil. O değil. Kısa böyle hani o da değil. Asya ne yapıyorsun? Açlıklarını toparlar mısın lütfen? Tamam anne. Atma öyle. Anne yok mu bu? Ay yemin patladı ya. Neyden? Ben burada arayıp ararken yukarıdan bu şarkı kapıyı düştüm. Burada yok anne. Evet. Hamilelikle ilgili sıkıntım yok, sıkıntım yok diyordum. Şimdi artık ah başladı. Ne başladı? Aslında yine bir şey yok. Böyle hani buram böyle hani oluyor ya böyle hani hep burada böyle bir şey var. O olmaz anneciğim. Hani böyle hep böyle bir şey var. Böyle bir hep böyle yapma ihtiyacı. Yani herhalde onunla ilgilidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama gerçi hiçbir şey değil bu tabii ki de. İşte yeni yeni bu olmaya başladı. Hep böyle bir öksürme yapma ihtiyacı hissediyorum ve aslında şöyle iyi de oluyor, su içiriyor. Hep su içme ihtiyacı da hissediyorum. Su da içiriyor, iyi oluyor, fena olmuyor yani. Tamam mı anneciğim? Çorap da seç bakayım. O sen konuşmaya devam et. Buralar azıcık yıkıldı zaten. Ne yaptın? Yıkıldı. Ben altı alıyorum. Bak. Ne? Düzgün onları katla ve koy yerine hadi. Kaptı zaten. Düzeltecek o şimdi buraları. Evet. Ben de dizimi izleyeceğim. Hadi görüşürüz. Boyum uzanmıyor ki. Alırken nasıl uzanıyor? Hayır, alırken çekiyorum, alıyorum. O yüzden dökülüyor işte. Ama oraya ellemedim. Orada bir işim yok çünkü benim. Biliyorum. Annem çok hatalı. Ben ona da söyledim. Selam. Mesai yaptım bugün yine. Ben ve Sivilcem. Şimdi metroya biniyoruz. Umarım Sivilcem'e de akbil istemezler. Bu ne ya? Acayip kocaman bir şey. Gidiyoruz. Herkese merhaba. Nisan ayı başı aylık alışverişimizi biz yaptık. Şimdi alışverişten geldik. Ben bugün mesai yaptım. Biraz geç çıktım. Onlara da dedim yemeğinizi yiyin. Akşam alışveriş yapalım dedim. Çünkü hafta içi
hafta sonuna kadar evde zaten hiçbir şey yine kalmamıştı. O yüzden alışverişe dedik gidelim. Gittik geldik. Yarım saatte hallettik. Her zaman gittiğimiz Altun Market'e gittik. Orası 10'a kadar açık. İyi o yüzden. Şimdi ne aldık? Öncelikle aslında yumurtayla bir başlayalım. Çünkü evet, bunu bir kaldıralım. Şöyle 15'li gezen tavuk yumurtası aldım. Bir dakika anne. Bir saniye bekle. Gezen tavuk yumurtası. Bunun da şeyi bu ara yumurtalardan hep şey yapıyoruz. Şöyle 1 ile başlıyor. 0 ile başlasaydı eğer organik olacaktı. 1 ile başladığı için gezen tavuk yumurtası. 15'li bundan aldım. Fiyatı 13,5 gibi bir fiyatı vardı. Ondan sonra yine bütün sahile toplandık. Ondan sonra ABC'nin yine şöyle renkler için. Ben genelde bir ay renkli alıyorum. Bir ay siyah alıyorum. Renkli ABC aldım. Fiyatı hala aynıydı. 20 liraydı. Ve yine her zaman aldığım ABC'nin yumuşatıcısını aldım. 12-12,5 lira gibi bir fiyatı vardı. Biz buradan her zaman alışveriş yapıyoruz. Bir de yüklü de alışveriş yapıyoruz. Bize torbaları ücretsiz verdiler. Torba parası almadılar. Çünkü torbalarımız yanımızda değildi. O yüzden Altun Market'e teşekkür ediyoruz. Evet. Ondan sonra şöyle hemen elime geldiği gibi bir torba aldım. Yine her zaman aldığım 17,5 lira gibi bir yağın, sıvı yağını aldım. Ondan sonra şöyle Süper Fresh'in Kayseri mantısını aldık. Böyle evde yemek falan olmadığı zaman güzel oluyor, pratik oluyor. Ondan sonra şunu şöyle koyayım da bunu hemen buzluğa atmam lazım. Bir de şundan Onur aldı. Hobi'nin wax'ı. Kokusu çok kötü. İçi şöyle disko topu gibi. Saçını nasıl duracak bilmiyorum olur. Kaç para bu? 13. Ben 8,5 zannediyorum. Orada 8,5'lar yazıyordu. Onu gösterdim, onu aldım sana. Ya. Bunu aldık. Bakalım şöyle yerine hani bundan kullanılıyor ya. Bakalım nasıl olacak. İlk defa aldık. Ondan sonra hemen başka bir torbamızı alıyoruz. Yine klasik Onur'u her zaman aldığımız iş yerinde içtiği üçü bir arada sütlü köpüklü aldık. Bunu ben görmedim fiyatı orada kaç paraydı. Şöyle Doktor Ötke'nin şöyle iki tane tavuk göğsünü aldım. Çok uzun zaman oldu eşimin sevdiği tatlıyı yapmayalı. Değil mi? Yapacağım. Şimdi almayı ben yaptık. Tatlıyı ne zaman yaparız ama bilmiyorum. Zor. Çocuğa kadar bir. Bakacaksın artık. Kutlama tatlısı. Birazcık yeşil zeytin aldım. Ben şöyle 4 liralık gelmiş. Ben aslında bir de şey arkadaşlar. Kazan dibi. Ne? Kazan dibi. Kazan dibi yapamam ben. Aynısı. Üstü yanıyor. Nasıl ya? Nerede yanıyor öyle kolay değil. Nasıl kolay? 18 liralık Pınar dana fıstıklı salam aldık. Evet. Ve yine her zaman aldığımız Cumhuriyet sucuklarından aldık. Bunun 65 liraymış kilosu. Biz şöyle 40 liralık almışız. Ondan sonra şöyle şekerli vanilin diyor. İşte vanilya ve kabartma tozu şu anda buradan çıkmadı. Kabartma tozu aldım birer paket. Açıkçası evde var mıydı yok muydu hiç hatırlamıyorum ama dedim görmüşken aklımdayken alayım. Şöyle yine kahvaltılıklardan devam ediyorum. Şöyle yine ya bir dakika kahvaltılık. Şöyle biraz eski kaşar aldık. 8,5 liralık almışız. Yine her zaman aldığım Sütaş kaşardan aldım.
En sevdiğimiz. 19.95. Şöyle biraz biz peynir çeşitlerini çok severiz. Çeşitli peyniri aldık. 7,5 lira gibi bir fiyatı varmış. Aşağıda o yüzden koyun bir besliyoruz. Bir tane bir tane terem yağı, şöyle bir yağ aldım. Çünkü bazen böyle bazı tatlılarda bir şeylerde katı yağ lazım oluyor ve evde hiç yok, hiç almıyoruz. Bulunsun diye bundan aldım. Seçkinin her zaman aldığımız peynirden aldık. Beyaz peynirsiz biz yaşayamayız. Ondan sonra şöyle labne, içim labnenin şöyle bir kampanya yapmış. Üçlüsü. İki tanesi bedava. 13 ortalama aslında bir tanesi bedavaya geliyor. 13 lira falandı bu. Şöyle açılmadığı sürece de hiçbir şey olmaz zaten. Ve İnanmayın. Zeytin. Ve zeytin aldık. Bunun da kilosu 27 liraymış. Biz 12,5 liralık zeytin almışız. Kahvaltı alışverişimiz de böyle. Evet. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü bunları dolaba hemen koymamız lazım. Devam ediyoruz. Şöyle kilosu 16, zaten 1 kilo gelmiş bu da. Tavuk göğsü bonfilesinden şöyle şerit şerit kestirdim. Bunu ikiye böleceğim. Buzluğa atacağım. Bunu da ben böyle tavada baharatla böyle çeviriyorum. Hem çabuk pişiyor. Akşam yine yemek olmadığı zaman çok büyük kolaylık oluyor. Çünkü hemen pişiyor. Bundan aldım. Ondan sonra domates salçam vardı. Almadım. Şöyle Öncü'nün acı biber salçasını aldım. 8,5 lira gibi bunun bir fiyatı var. Şöyle bir yemeklere böyle tatlı kaşığı kadar, belki hatta ne kadar acı bilmiyorum, belki de daha az koyarım diye düşünerek bundan aldım öbür salçayla birlikte. Ondan sonra şöyle bir şey, yine soda aldık. Eşim zaten içiyor, ben hiç soda içmem. Sütaş'ın sütünü aldım. 3,75 fiyatı var bunun da. Ondan sonra başka torbamız burada. Yine her zaman aldığımız ama fiyatı artmış bunun. 17 lira küsür olmuş. Tat, ketçap, mayonez aldık. Ve yoğurt da yoktu evde. Gitmişken dedim yoğurt da alayım. Bunun da fiyatı vallahi Pınar'ın yoğurdunu aldım. 7-8 lira gibi bir fiyatı vardı bunun da. Bakıyorum başka bir şey kaldı mı? Yok. Başka bir şey kalmamış. Evet. Ya kahvaltılık ağırlıklı bir alışverişti bu alışveriş. İşte kahvaltılık yağ. Ondan sonra şeyler nerede? Dur. Asya. Torba mı eksik? Burada var Seda. He? Burada var ya. Torbayı buraya eksik getirmişler. Al küpü. Küp şeker. 5 küsür lira. Klasik zaten. Belli bunun fiyatı. Şöyle birazcık yine 1 kilo kadar gelmiş toz şeker aldım. Ondan sonra Söke'nin 2 kiloluk ununu aldım. Ve son poşetimi de açayım. Burada ne var? Nane ve pul biber. Bunlar bitmişti. Şöyle orada bunlardan vardı. Bunlardan aldım. 3,5-4 lira gibi bir fiyatları var. Birazcık baldo pirinç aldım. 11 liraymış kilosu. Ben yarım kilo kadar almışım. Pirincim vardı. Çok almayayım dedim. Ve şöyle 1, 2, 3 tane makarna aldım. Filizim. Bir tane bu. Bir tane şöyle uzun çubuk. Uzun makarnası, bir tane de spagetti makarna. 2 lirada makarnaların tanesinin fiyatı. Aldıklarım bu kadar. Şimdi ne yapacağım? Ben de iş yerinde mesai yaptığım için böyle bir şeyler vardı. Sabahtan simit falan kalmıştı. Onları falan atıştırdım. Şimdi bilmiyorum, bir şey yer miyim, yemez miyim? Açıkçası çok emin değilim. Belki de bir çay yaparım, öyle bir şeyler atıştırırım. Aylık alışverişimiz bu ay böyle bizim. Sizleri çok 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 öpüyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.